Taklatmış burada. Evet, selamlar. Bayağı uzun süre sonra Maysamakara tekrardan devam ediyoruz. Belki bir 9 ay falan olmuştur. Böyle değişik bir giriş yapayım dedim. Böyle geceli saat şu an 12 1 civarı gerçek hayatta. Dedim bir pazartesi günü gene sabahın 8'i büyük ihtimalle. Evet. Maysamakara başladım tekrardan. Dedim biraz da işleri hızlandıralım, artık şu oyunu bir halledelim. Ben de zaman bulamıyordum. Dedim ki tekrardan bir yoğunlaşalım şuraya. İlk önce hedefleri söyleyeyim. Bayağı bir para kastım. Aslında bu paranın sadece 27-28 milyarını kastım. Daha da kasıyordum, sonra oyun bug'a girdi. Bir şey oldu, görevler yaptım, görevler falan filan gitti deyince üstünü 33 milyara kadar, yani yapabileceğim, yani aslında yapmam gerekene kadar hileden tamamladım. Bu açık ve net. Ama 25 küsür 28 arası falan bir şeye kendi emeğimle geldim. Üstü hile. Bunu şimdi net net söyleyeyim. Zaten bak burada tank falan yarım dolduruyor. Hala görevler geliyor. Hala yapmaya çalışıyorum. Ben işte biraz uğraştım. Kastım ettim. Şimdi hedefler. Artık şu Satsuma'yı bir muayeneye götürelim. Plakasını alalım. Artık takacaklarımızı takalım. Yolumuza bakalım. O bunları yaparken de uzun süredir niye yoktum, nasıl yoktum, neler oldu, neler gitti konuşuruz. Şimdi beyler, bayanlar, hanımefendiler, beyefendiler, böyle bir parçamız vardı. Ben bunu hazır gitmişken alayım dedim. Bunu böyle buraya takıyoruz. Bu karbüratör ayarını gösteren parça. Ona böyle elektriğimizi çekelim. Yani bunun esprisi yakıt hava karışımını bu parçada gösteriyor. Yeşilken AFR şeyi alacak zaten. Saat olur. Gerçekte de adı böyle geçebilir. Bunu nereye bağlıyorduk? Hiç fikrim yok ama gel bir deneyelim. Büyük ihtimal sigorta kutusunun oradandır. Radyoyu aldık oradan. Allah'ım, şu kapat. Şuradan. Geldi. Demek ki buna bağlıyormuşuz. Hazır bununla bağlamışken her zaman aklımda lan bağlayacağım bağlayacağım diyorum. Şu polis çevirmesi olunca öten aletimiz var ya. Radar neymiş bu? Radar bastır. Radarı yakalayan cihazımız bu. Bununla hazır şey yapmışken gelelim şöyle ortaya takalım da. Nereye takılıyordu bu? Çalma telefon, telefon çalma. Hazır burada takmışken de bununla montajlayalım. Ve bugün gidelim Satsuma'nın boyasını, bakımını yaptıralım. Bu elektrik çekiyor muydu? Hiçbir bilgim yok da. Bakayım gene de. Bu elektrik çekmiyormuşuz ya. Çeksek zaten söylerdi. Buna böyle taktık mı yetiyormuş. Tamam. Elektrik kablomuzu kaybetmeyelim. Yeter, senin gibi telefonunda zaten telefonu aça aça bir hal oldum görev yaparken. Tamam yeter. Senin de kuyunu boşaltacağız onunla. Ben gene bunları hallederim. Artık biliyorsunuz nasıl videolarını falan çektim, görevlerin az çok nasıl yapıldığını. Daha da sorunuz olsa yorumlarda yazarsınız. Ben de cevaplamaya çalışırım. Şimdi bugün gidelim. Artık şu Satsuma'yı bir adam edelim. Tamam mı? Ama ilk önce şu jant kapaklarını sök. Çünkü jantlara da bir işlem yaptıracağım. Aklımda bir işlem var jantlara da. Jantlar paslı görünümden bir kurtulsun. Şu orijinal jantlarıyla muayeneye gideceğim. Amacım o. Rengini de aslında orijinal geride tekrardan orijinal rengine boyatmayı düşünüyordum, sarısını, ama sonradan arkadaşlarla konuşurken bir karar değiştirdik, dedik ki yani neden gümüş gri falan yapmıyoruz, böyle daha hoş durur. Gelin yapalım. Öyle bir şey yapacağız büyük ihtimalle. Jantları da parlattıracağız. Paslı falan gidittireceğiz. Böyle arabayı düzelttireceğiz. Araba adam olduktan sonra muayenesine gideceğiz. Öbür bölümde muayene videosu olur. %80. %20'lik kısmı da bilemedim. Bir çalıştıralım. Hop, saatimiz çalışıyor, o da çalışıyor. Şu anda bak ayarı çok yüksek mesela. Bunun arabasının içine düşmesi lazım. Normal şartlarda. Düşmezse sıkıntı var. Araba ısınsın bakalım bir. Bu düşecek mi? Yavaştan düşüyor, farkında mısınız? Bunun o yeşil, şu yeşil arada olması lazım bu
yakıtama karışımının. Bu arabadan egzoz patlatıyor, arabam ilerlemiyor falan sorunları varsa bu saati de alıp ayarı kendiniz uğraşarak yapabilirsiniz ya da tamirci de benim gibi yaptırabilirsiniz. Evet, kendine geldi görüyorsunuz. Aynen. Şimdi bir de şu var, şunu dağıtmaya gitmişim ben, dağıttım hatta. Gördüğünüz gibi her yoldan bir para kazanmaya işine çalıştım. Olduğu kadar. Şimdi şöyle bir el freni şeyimizi taktık, kapılar açık. Şöyle bir geri geri yapıştıralım. Satsuma'nın motorunu sıfır topladık biliyorsunuz. Önceki videoda da zaten görmüşsünüzdür. Yani bu sıfır toplamış Satsuma'ya da artık sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Yapmadığımız şey kalmadı araca. Bunu şimdi tamirciye götürelim. Bunun ön camı takılacak. Boyası, badanası, temizleyici, artı cürtü, bakımı falan derken ben gittim hesapladım, yaklaşık 28-30 milyon civarı çıkıyordu. Ben de 25'e mi 28'e kadar ne kastım, dedim ki zararı yok, fazla kasalım, video yarım kalmaz. Kasarken de oyun boyun çöktü işte, bildiğiniz My Summer Car oyunu bug'ından kurtulmuyor. Neyse, dedim ki hileden alayım, bunu dürüstçe söylüyorum. Onun haricinde ben kanala galiba 300-400 abone de bıraktım, hiç hatırlamıyorum. Ama bir baktım kanal olmuş bize 900 küsur abone. Nasıl olmuş, nasıl etmiş bilmiyorum. Ama kanal 900 küsur abone olmuş. Yani helal olsun, video atmazken bile abone gelmiş. Ben dedim ki bu kadar şeye karşı ben mahcup oluyorum, hemen video atmam lazım. O yüzden dedim, biri demiş öldü. Ben dedim ölmedim, geldim. Orada biri yorumlara yazmış, rahmetli araba toplamayı çok severdi, abiyi kaybettik falan filan yazmış. Yani ben ölmedim. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Hayır. Kalbim nasıl çarpıyor? Küfürler için özür dilerim. Küfürler için özür dilerim. Küfürler için kusura bakmayın tekrardan. Yani elim ayağım dolaştı. Arkadaşlar, az kalsın gidiyorduk. Video çekeceğiz diye az kalsın gidiyorduk. Şöyle biraz gazlayalım o zaman ki şey olsun. Hemen tamirciye gidelim. Niye yoktum? Benim normal hayattaki işlerim, üşengeçliğim falan filan bu video çekmememe sebebim. Ama tekrardan geldik. Yorumları okuyorum, okumuyorum sanmayın. Yorumlara teker teker bakıyorum. Hatta bu videoyu uploadlanırken olmadığım süreçte gelen yorumların da çoğuna bakmış, cevaplamış olacağım. Bu videonun altına attığınız yorumları büyük ihtimalle %80'i cevap vermiş olacağım. Tabi eski videolara yorum atanları görmeyip cevap veremeyebiliyorum. O yüzden en güncel videolara atılan cevaplara genellikle bakıyorum, yorumlara daha doğrusu. Onun haricinde açıklama kısmında Discord'umuzun linki var. Discord'umuza gelerek siz de kendi aranızda My Summer Car'da falan yapamadığınız şeyler olursa yardım açabilirsiniz. Ben de aktif olduğum sürece yardım etmeye çalışıyorum. Ayrıca Discord şu an boostlu seviye 1. Yani gelip burada takılabilirsiniz. Hatta hep beraber takılabiliriz gelirseniz. Sohbetimiz var. Epic Games'in verdiği ücretsiz oyunların botu var falan böyle. Kendi halimizde takılıyoruz. Discord'da bir 100 kişiyiz. Discord sunucumuzda. Yani bu 100 kişi de farklı birim değil yani. O gene bu kanaldan gelenler. Bu kanal için açmışlar Discord sunucusunu. Ve Epic Games ücretsiz boost vermiş. Geçenlerde veriyormuş hatta. Siz de Epic Games'in ücretsiz boost'unuzu alıp Discord'unuzu Nitro boostlayıp aynı zamanda iki tane de server boostlama hakkınız oluyor. Onunla gelip yani eğer gönlünüz isterse ucumuza basabilirsiniz. Ondan önce sizin ne abiniz, siz nasılsınız? Yazın yorumlara bakalım. Yani iyi misiniz? Bayağıdır yokluk. Hatta harbi yokluk ya. Harbi yoktum yani bayağı bir süre. Ondan sonra dedim ki bir çekelim. Artık şu arabayı muayene sokalım. Bir işi yarım bırakmayalım dedim. Anladım. Dengeyi kaybetmiş bulunuyorum. Toplamadım, toplayamadım. Topladım. Tabi arabayı topladıktan sonra, yani yaptırdıktan sonra daha dikkatli süreceğim.
Onun haricinde pek bir şey yok. Şimdi bir arabayı boyatalım edelim. Araba bir kendine gelsin. Hop şöyle şöyle. Derdim bu arada tren gelirken ettiğim küfürlere kusura bakmayın. Hani alışkanlık olmuş. Ağızdan çıktı. Tekrardan özür dilerim. Bu arada aracımızın beygirini de ölçtüm ben. Tek başıma takılırken. Araç 50 beygir çıkıyor. Yani Tofaş'tan bile yavaş. Ama olsun yeter. Şimdi ne diyeceğiz? Buna diyeceğiz ki... Evet. Selamun aleyküm. Şimdi buradan seçiyoruz. Kyllä toi aika hirveä tässä keinoa on, kun mä katsoin Pysy tässä sarnısın. sun rusinapullaas tässä mutta... Yani şu ön cam. Jos me Sen tietysti ön camı hinnat değiştirebilirsin. sovitaan, niin ehkä me saadaan tästä... İspansiyonlarına ses geliyor ama emin No, değilim. sanotaan rusinat Diğer on şeyleri pullaa seçelim, ondan sonra aika. bakarız ona. Şanzımanla yaptırabileceğimiz bir şey şu an yok. Paramız o kadar yok. Şimdi karbadi bozuk. Kapılar bozuk. Onlar bozuk. Hood bozuk. Bagaj oluyor galiba. Tamponların önü sağlam galiba. Onu da yapsın ama. Hepsini yaptığımız zaman buradan 18.175 birim para çıkıyor. İndirimimiz var. %10 16.000'e düşüyor. Buraya geldiğimiz zaman yapmışken güzel bir renk olsun. Metalik rengi vuralım diyeceğim ama 18 milyar diyor. O yüzden mat vuracağız herhalde. Metali, oho, metali bizim vurma ihtimalimiz yok ya. Mat vuracağız. Hadi şunu vuralım. Ama buradan gri bir renk ayarlayabilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim. Gümüş gri bir renk ayarlamaya çalışacağım. Yani böyle kapımızı bir kapatalım da. Şöyle bu renkleri bir fullersek galiba beyaz rengini elde edeceğiz. Evet. Halledikten sonra gri nasıl hallederiz? Aha, gri oluyor. Şu renk sanki gri. Bu renk gümüş griye pek benzemedi ama griye benziyor şu anda. Heh. Şöyle değişik bir gri oldu. Şunu biraz açalım. Şunu biraz aç. Derin renk bu tarz bir şey. Böyle gri ama bu beyazımsı griler var ya, Golf MK4'teki griler gibi gerçek hayatta. O tarz griler ama şöyle biraz daha koyulaştırsak bunu. Bu renk güzel. Vur gitsin. Bunu geçtikten sonra jantlara rim yapsın. Rim polish yapsın. Rim ne yapsın ne ya, polish yapsın, böyle parlatsın jantları. Jantlar kendine gelsin. Jantlara boyatmayacağız. Geçiyoruz ama bir lastik almamız lazım. Yazısı ondan almayalım da. Bu gomver nasılmış? Bu rally için, bu yol tutuş için biz normal gomver kobra alalım. Çünkü lastiklerimiz bitti. Şimdi şunu anlatayım. Ben buraya aslında çok düzgün gelmek zorunda kaldım. Ben oyunu kaydetmedim bir önceki kendi tek başıma oynayışımı. Çünkü lastikler patladı. Lastikler ömrü sıfır yani şu anda. Onu böyle anlatmak istedim. 27 milyar tuttu. Varsa yaptırabileceğimiz başka bir şey. Bence vuralım buradan. Bunları yaptı zaten. Şunları bir daha yok. Onları yaptırmaya gerek var mı? Yok. Süspansiyon tahmini niye bu kadar istiyor? Çok istiyor. Başka neyimiz var? Engine tuning falan gerek yok. Hazır buraya gelmişken şunları da kontrol etsin. Bunu yaptırıyoruz zaten. Bunu da yaptırıyoruz. Rim polish o da yapılıyor. Lastik de taktırıyoruz. Tamam. Sen diye eve git diyor. Cat diyor. Cırt diyor. Peki ben eve gideceğim mi? Hayır. Büyük ihtimalle buradan sonrasını keserim. Birazdan burada AFK kalacağım. Ondan sonra da bir de zamanı atlatır. Arabayı bitirmiş oluruz. Hadi ben kaçtım. Evet. Şimdi zamanı geçirdim ben. Şimdi bakalım renk menk tutmuş. Ben ucundan gördüm ama direkt arkamı döndüm bilerek. Hep beraber görelim diye, öyle şey olmasın diye. Hop bir döndük. Tatsuma hazır. Tatsuma baba hazır. Rengine bakalım bir. Grimsi bir renk olsun dedim ama güneş altında beyaz gibi duruyor. Ama şuralara baktığım zaman biraz gri ama bildiğim beyaz olmuş bu. Can sağlığı. Dediğimiz renk tutmadı ama olsun. Biraz daha koyu olabilirdi. Araç 10 numara. Kitap gibi çıktı vallahi, hatasız. Sahibinden çıtır hasarlı.
Rally GT, MT falan filan diyor ama bu lastiği taktığımız iyi oldu. Büyük ihtimalle bununla geçeceğiz muayeneden. Gayet güzel, gayet hoş. Tasma hatasız çıktı. Bir gazlayalım bakalım. Nasıl gidiyor, nasıl ediyor. Pek iyi gitmiyor. Bunu söyleyebilirim ama belki de toprak yolda iyi gitmiyordur dediğim için böyle asfalt çıkacağım. Evet, asfaltta daha hızlanıyor. Şöyle bir A1 taklatmış burada. Benim gibi de kimse duramaz. Böyle de biri dursun. O zaman görüşürüz. Aha bak, böyle dursun biri. Yalnız bu arabaya çarparlar burada. Daim geçmiş olsun ya. Ben bu riski alamayacağım. Ben bu riski alamayacağım. Ben bu riski alamayacağım. Dönmüyor. Neden el freni tam çekmedik yoksa? Yoksa döner. Neyse, yeni aldığımız askeri de hemen eskitmeyelim. O kadar para bayıldık. Şöyle dönelim. Evet, Satsuma'nın gücü bana yetersiz geliyor. O kadar sıfır motor toplamamıza rağmen böyle yapacaksa hiç olmaz. Önce Musa'nın takılmış bu arada. Hiç gitmesin. Ama merak etmeyin, bu Satsuma'yı güçlendireceğiz. Sevmedim diye. Ya müzik de açamıyoruz ki, telif olayı melif olayı derken de. Şöyle bir abanalım bakalım. Satmamız nasıl gidiyor. Ah be, direksiyon seti olsa mis gibi girecek de. Sanki şu değerler düşüyor mu ya? Aslında normal. Bakalım 140'ı görürüz herhalde burada. Tamam, 140'ı göreceğiz inşallah. Zorluyoruz. 140 değil şu an, bir 138-139'larda bir şey yani. 140'ı göremeyeceğiz. Şuradan döneceğiz. Çok güzel yavaşladı. Şuradan bir abanalım. Yeter. Ya ama çekişinden pek memnun değilim Satsuma'nın. Bunu artık güçlendireceğiz. Muayeneden sonra hemen güçlendirmelere başlarız. Ben video dışı para kasmaya devam ediyorum. Kasamadığım yerde de hileye başvuruyorum, bunu söyleyeyim. Bunu açık açık belli ediyorum yani, diğer İnsanlar gibi ben video dışı kastım deyip 200 milyar parayla karşınıza gelmiyorum. Kendim sıkıldığım zaman zaten girip Discord'a gelirseniz görürsünüz, oynuyorum bazen. O oynadığım zamanlar işte bu para kastığım zamanlar. Arabayla ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Para kasamadığım zaman ben bugün video çekeceğim mesela, para ihtiyacım olsun. Gidip hileden alırım. Size göstermek için. Zaten nasıl işlerin yapıldığını gösterdim. Çoğunu. Daha da sorunuz varsa konuşuruz. Bu arada yeni güncellemeler gelmiş. Hop, şöyle biraz yavaşlayalım. Yavaşla yavaşla. Hop, nereye gidiyoruz? Şöyle bir gelelim. Yeni güncellemeler gelmiş. İşte yine bir şeyler fixlenmiş. Bağlar. Yine bir şeyler düzeltilmiş. Ama tam incelemedim. Hızlıca geçeyim. Derdimin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun haricinde pek bir şey yok. Bu arada ben 200-300 aboneyken hep diyordum biz bin aran bin ne olacağız, biz bin falan olamayız diyordum. Çok yavaş abone olmuyordu. Bir baktım şimdi 1000'e yaklaşık
90-95 civarı bir abone kalmış. Sağ olun, var olun. Ya abone olanların ellerine sağlık. Videoyu beğendirenleri falan da saymıyorum. Hepsi kral gibi adamlar. Adamsınız. Şöyle bir geçelim. Bu arada bir sonraki projemiz de şey. Arabayı şimdi böyle yaptık ama asıl arabayı Satsuma GT yapacağız biz. Biliyorsunuz. Satsuma GT'yi güçlendirirken yaparız artık. Şöyle bir girelim. Bu araba niye kaymıyor ya? Neyse. Güçsüz olduğundandır. Araba biraz çalışsın, kendini mendini soğutsun. Jantlarımızı görüyor musunuz? Pırıl pırıl çıktı. Aslında böyle kalması daha mı iyi ya? Bakayım bunun tankı nasıl duruyor. Pertemiz oldu ya. İşte şunu taksak, şu vida görüntüsü gitse nasıl olur? Daha güzel duruyor. Gibi gibi. Neyse takalım biz yine de. Bunu da taktık. Öbürlerini takalım. Bir de hazır buradayken şunlara takalım. Artık satmamız bitsin. Zaten arabayı çok güzel topladık diye düşünüyorum. Telefon çalma. Şöyle dimdirek. Hop, şöyle geçelim. Bu ha bu tarafın. Yo, öbür tarafın şeyi önü. Şimdi RRFR diye isim vermişler ama hangisi hangisi karışabiliyor. Tarafındır. Heh, bunu da taktık. Bunu da takalım. Ya buraya komple takmış o zaman şuranın. Şuranın. Evet, çamurluk ağızlarımıza taktığımıza göre araba sıfır. Araba hazır. Şöyle istop edelim. Kaputumuzu açalım. Rutin kontrollerimizi yapalım. Şöyle çek bir yağ çubuğunu. Bir daha blok çatlatmak istemiyorum. Yağ hafif eksilmiş ama gider. Gider. Hiçbir sıkıntı yok gibi şu anlık. Olmasın da zaten. Araç tamam. Yalnız ampulün biri burada. Bundan bu halinden kalır mıyız bilmiyorum ama öbür bölüm. Bunu da hallederiz gitmeden. Evet, araç hazır. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Bundan sonra bir bu videoyu atarım. Bir de Human Fall Flat videom var. Elimde yeni güncellemesi falan gelmiş. Onu atarım. Bizimkilerle oynamıştık. Ondan sonraki biraz daha Miles Hammer'a devam edip elimde bir yaklaşık 5-6-7-8 veyahut da The Forest var bölüm. Biraz onlara falan filan yüklerim. Karışık karma karışık gideriz. Buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.